Artı Ekonomi programında daha birlikteyiz. Ekonominin artılarını konuşmayı çok seviyoruz ama bugünkü konumuz çok iç açıcı bir konu değil. Çünkü ekonominin eksilerinden söz edeceğiz. Bu eksilerin başında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçtiğimiz hafta geçerek kanunlaşan bu elektrik tüketimindeki kayıp ve kaçak bedellerinin tüketiciye yansıtılması. Çok ilginç. Elektrik üretimi teknik bir olay. Elektrik dağıtımı o da teknik bir olay. Elektrik enerji piyasası diye bir kurum var. Bağımsız bir kurum. Ve bu kayıp ve kaçak bir türlü teknik bir olay olmasına rağmen önlenemiyor. Yani elektrik idaresi diyelim kısaca, kayıp ve kaçağı önlemektense kayıp ve kaçaktan mütevellit zararını tüketiciye yüklemeye ısrarla devam ediyor. O kadar ısrarla devam ediyor ki bu konuda bir özel kanun çıkartaraktan, ey tüketici, ben sana elektriği veriyorum. Gelirken elektrik yolda kayboluyor, çalıyorlar. Ama sen bu elektriği çalanların parasını sen öde. Yolda gelirken teknik nedenlerle ben teknik organizasyonu gereği gibi yapmadım. Yapmıyorum da. Bunun parasını da sen öde şeklinde kısaca özetleyeceğimiz çok ilginç bir kanun yürürlüğe girdi. Bu kanun nasıl bir kanun? Gerçekten anlamakta ben zorlanıyorum. Zaten kanun deyince benim aklıma kanun sanatçısı geliyor. Dıngır 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 dıngır. Yani bu da öyle bir dıngır 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 diye bir kanun olsa gerek. Tabii bu konuyla ilgili Sayın Kemal Polat biliyorsunuz bizim daimi ama gene tüketiciyi koruma başkanı sevgili kardeşim Aziz. Koçal. Efendim? Koçal. Koçal. Unutuyorum soyadını böyle yaşlılığıma bağlayayım. Aziz Koçal ile birlikteyiz. Şimdi bu ne iş bu? Yani öyle de öpecek, böyle de öpecek mi tüketiciyi? Niye tüketici kullanmadığı bir elektriğin parasını versin? Birileri çalıyorsa niye tüketici bu hırsızların çaldığı elektriğin bedelini ödesin? Niye teknik olaraktan her türlü imkan olmasına rağmen elektrik yönetimi idaresi kaça şeyi teknik nedenle ortaya çıkan kaybı niye engellemiyor da böyle tüketici siz tüketiciyi koruma derneği başkan yardımcısınız. Evet. O zaman tüketiciyi çok seviyorlar demek ki. Çünkü deveye diken adama öpen makbul. Tüketici de bundan mutlu herhalde. Hiç sesini falan çıkmıyor sessiz olur. Şüphesiz doğru tabii ki. Teşekkür ediyorum Cem TV hocam sizlere. Çok güncel bir konuyu gündeme getirmemize vesile oldunuz. Türkiye'de ilkleri yaşamaya alıştık ama bu kadar da kanun dışı kanun ilklerini ilk defa yaşıyoruz. Çünkü bu yasayla, bahsettiğiniz yasayla artık Türkiye'de hırsızlık yasal hale geldi diyoruz biz. Ama hırsızın çaldığının parasını şeyden yani alacaksın. Yani yasallaştırılıyor. Yani malı çalınandan alacaksın. Tabii. Dün Tükoder Bağcılar Şubesi'nin kahvaltısı vardı. Başkan yardımcının konuşmasında çok güzel bir deyim yerindeyse 220 volt elektrikle çarpıldık meclisten çıkan kanunla diye bir ifade kullandı. Gerçekten öyle. Şimdi bir defa dinleyicilere şunu anlatmak lazım. Yani kayıp bedeli nedir? Kaçak nedir? Yani bunun bir tanımını yapmak lazım. Kayıp şöyle tanımlanmış. Üretim aşamasından tüketime yani saate gidene kadar ki havadaki kayıplar, dağıtım iletim sistemlerindeki kayıplardır. Kaçak bedeli ise saate girip saatten çıkmayan elektrik. Yani kaçak suretle abonelerin kullandığı ya da abone olmayanların kullandığı bedeller de kaçak olarak adlandırılmış. Şimdi özellikle 2010'lardan sonra 2010'lara doğru Türkiye'de ya elektrik dağıtım şirketleri özelleştirmeye başlandı. Hükümet tarafından işte teknolojinin yenilenmesinin çok ağır bir yükü olması gerekçesiyle
daha iyi hizmet vermek, daha iyi yeni teknolojiye hizmet vermek için bir özelleştirme yapıldı. Kaybı, teknolojik yenilikler yapılarak kaybın önlenmesi amaçlandı. Diğer taraftan kaçak ise bu daha etkili bir denetim yapılarak kaçak da askeri seviyeye indirilebilir diye hükümet tarafından özelleştirme yapıldı. Şimdi geldiğimiz noktaya bu özelleştirme deyince, bu özelleştirilmede elektrik üreten şirketler var. Bir de dağıtım yapan şirketler. Evet, yapan şirketler. İkisi de özel. Ayrı. Peki bunlar şeyi kime satıyorlar, elektriği? Üretimde devlete ait olanlar da, ama tabii üreten dağıtana satıyor. Dağıtan da tüketiciye satıyor. Yani bir zincirin halkası gibi gidiyor yukarıdan aşağı, alttan yukarı. Peki şimdi biz tüketici olarak bu kaçak bedelini bu elektriği üreten şirkete ve dağıtan şirkete mi veriyoruz? Tabii ki. Üretene değil, dağıtana. Dağıtana veriyoruz. Şimdi dağıtan şirket belli bir kilowatt enerji satın alıyor. Üreticiden alıyor. Atıyorum, yani örnek vermek gerekirse 10 bin kilowatt elektrik aldı. Dağıtım esnasında, yani tüketicilere dağıtıldığında saat kilowattları 9 bin kilowatt yazmış ise 1000 kilowatt kaçak ve kayıp. Dolayısıyla yani üreten şirketten 1000 alıyor. Aldığı ile sattığı arasındaki fark. Dolayısıyla bu farkı dağıtım şirketleri bunu tüketicilere yansıtıyor. Yani peki bu dağıtım şirketleri tacir değil mi? Tacir. O zaman Türk Ticaret Kanunu 18. maddesinin 2. fıkrası diyor ki sen diyor basiretli bir tacir gibi hareket edeceksin diyor. Yani gerekli önlemler alacaksın diyor. Hocam niye almıyor ki o zaman, madem ki bu devlete âli böyle bir özelleştirme imtiyazı vermiş, böyle bir imtiyaz. Tabii yani. Hocam, hem de imtiyaz sahibi yani. Meslek mensubu açısından olduğunuz için yani oradan bakıyorsunuz. Ben şimdi doğru. Desem ki ben elektrik dağıtacağım. Hadi diyor, anca gidersin diyor. Ama ona imtiyaz vermiş. Şimdi, hadi niye vermiş, neden vermiş, nasıl vermiş? O işlere girmeye pek gerek yok ama. Tabii ki. Şimdi burada tabii bir... Yani bu tacir. Sonuçta tacir. Hiçbir maliyet unsuru. Yani birçok geleceğe yasada da tacir tabii tacir. Ki. Ya ticaret kanununa göre aykırı bir hükümler var. Hukuka aykırı hükümler var. Benimle mukavele yapıyor. Serbest iradesiyle benimle mukavele yapıyor. Ondan sonra diyor ki arkadaş diyor sen diyor Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi diyor ki arkadaş boş ver sen o sözleşmeyi falan diyor. Ben diyor onu tanımıyorum. Sen diyor bu heriflere de bu parayı ver, kayıp kaçak bilmem ne. Fazla da canını tıkma diyor. Yani sesini de çıkartma diyor. Ver diyor yani. Tabii bu elektrik kayıpları, kayıp kaçak bedelleri, aboneler 2014 ve öncesinde mahkemelere dava açma yoluna gittiler. Tüketici hakemiyetlerinde, tüketici mahkemelerinde. Ve sonuçta 2014'ün Aralık ayında Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, yani Türkiye'nin en üst... Yani içtihadı birleştirme. Evet. Hukuk Genel Kurulu bir karar verdi bu konuda. Elektrik kayıp kaçağıyla ilgili. Çok ilginçtir. Bunu tüketicilerin anlaması açısından olduğu gibi okumak istiyorum. Evet. Karar şu. Elektrik enerjisinin nakli esnasında meydana gelen kayıp ile başka kişiler tarafından hırsızlanmak suretiyle kullanılan elektrik bedellerinin kurallara uyan abonelerden tahsili yoluna gitmek hukuk devleti ve adalet düşünceleri ile bağdaşmamaktadır. Çok önemli burası hocam. Şimdi bağdaşır hale geliyor o zaman. Hem bu hal parasını her halükarda tahsil eden davacı kurumun çağın teknik gelişmelerine ayak uydurmasına engel olur. Yani davacı kendi teknik alt ve üst yapısını yenileme ihtiyacı duymayacağı gibi, çok önemli diğer ikinci nokta, elektriği hırsızlamak suretiyle kullanan kişilere karşı önlem alma ve takip etmek için gerekli girişimlerde de bulunmasını engeller. Oysaki elektrik kaybını önleme ve hırsızları engelleme veya hırsızı takip edip bedeli ondan tahsil etme görevi de bizzat enerjinin sahibi bulunan davacıya aittir. Bu hüküm yani anayasa gibidir bu hocam. Evet, daha yani, da ve o kadar net ki sizin bahsettiğiniz ticaret hukukunun hükümlerini de içinde evet. Özümseyerek sunmuş. Şimdi bizim en üst kurulumuz, bunu hukuk devletiyiz diyoruz ya, Hukuk Genel Kurulu bu kararı vermiş. Bundan sonra 2015'in hemen devamında, 2015'in Ocak ayında EPTK ve işte elektrik dağıtım şirketleri devreye girerek bir yasa tasarısı meclise sunuldu. Komisyonda görüşüldü ve komisyondan geçti. Bu 2015'in Nisan ayında falan geçti. Yanlış hatırlamıyorsam, tarihte yanılıyor olabilirim. Fakat Haziran seçimleri devreye girdiği için mecliste bu görüşülmedi. Tepki alacaklarını bildikleri için. Daha sonra Kasım seçimi girdi ve bu yasada bazı hükümler
başka hükümler de ilave ederek o yasa geri çekildi meclisten. Yeni bir yasa meclise sunuldu. Komisyonlarda görüşüldü. Biz de tüketici derneği olarak temsil ettik, edildik. Hiçbir önerimiz dikkate alınmadı. Biz Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun kararına tamamen uyulmasını talep ettik. Muhalefet partileri bu yönde değişik önergeleri verdiler. Hiçbir şekilde bunlar kabul edilmeyerek komisyonlar meclise bu yasa hırsızlanmak suretiyle çalınan elektriğin bedelinin tüketiciye ödetilmesi doğrultusunda bir daha da detayına gireceğiz ileride meclise geldi. Şimdi meclise gelen bu yasa biz tüketici dernekleri, Türkiye Tüketici Hareketi bünyesinde bulunan tüketici dernekleri, federasyonlar çok aktif olarak görsel ve yerel yazısal basında bunu halkımıza anlatmaya çalıştık. Yeterli olamadık mı bilmiyorum ama halkımızdan bu anlamda yeterli bir tepki geldiğini düşünmüyorum. Mecliste görüşülürken muhalefet partileri ciddi anlamda muhalefet ettiler. Teklifler verdiler vesaire. Ama yasa dediğim gibi 220 voltluk elektriğe kaptırdı bizi. Cumartesi sabaha karşı meclisten geçti. Tabii burada başka bir konuyla da daha karşı karşıyayız. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özellikle bu yasaya olumlu oy kullananlar da her biri birer tüketici. Her biri birer tüketici. Her biri de milli iradenin oraya taşıdığı birer hadi vekil. Hadi o tarafını bırakalım. Milli yani ben tüketiciyim taşıdığı ve ben sana sen vekilsin. Sana oy vermişim. Niye mecliste benim haklarımı savun diye. Ben tüketiciyim. Benim hakkımı savunmuyorsun ki cebimdeki paramı alıp hırsızın kullandığı elektriğin bedelini ödemek üzere dağıtım şirketine veriyorsun. Hadi cebimizdeki parayı almak hak da kendisinin bizzat şahsen hırsızlama yoluyla elektrik kullananların kullandığı elektriğin bedelini kendilerinin ödemesi tüketici sıfatıyla çok ilginç. Yani diyor ki meclis, kardeşim diyor, sen diyor elektriği çal, parasını diyor benim mensuplarım dahil bütün vatandaşlar ödesin. Tam burada aslında hocam belki hatırlatmak gereken bir şey var. Yani farkındalar mı bilmiyorum. Mecliste çoğu zaman yapılan eleştirilerden bir tanesi de o kanunların çok iyi okunup anlaşılmadığı ve tartışılmadığı. Doğru. Çok açık bir şekilde geçici maddede, geçici madde 19'da şöyle bir şey var. İlgili mahkeme ve tüketici hakem heyeti kararlarına istinaden dağıtım şirketleri ya da tedarikçi tarafından yapılan iadeler, biraz evvel dikkat çektiğiniz nokta ve mahkeme kararlarında yer alan gider dağıtım tarifeleri yoluyla karşılanır. Yani diyor ki daha evvel yapmış olduğu ödemeleri masraf kabul edeceğim. O masrafı yeniden tüketicilerden bu gider tarifeleri yönetmene göre belirleyerek alacağım. Yani o şey diyor ki milletvekili, çalınan ya da yolda kaybolan bu elektrik bedellerini ben de ödeyeceğim. Yani diyelim ki ben başvurdum, bedelimi aldım, o benim cebimde kalacak ama milletvekilinden benim ödediğim parayı ödemesini isteyeceğim. O da peki diyor. Yani halk hizmet kapsamında mı bunu böyle düşündüler ya da farkında değiller mi? Bilemiyorum. Yani tabii bütün halka hizmet bu. Yani büyük bir hizmet. Niye? Hiç olmazsa elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin bir şekilde bu yoldan uğradıkları zararın tazmini niteliğinde. Ve şu çok önemli burada. Bu imtiyaz sözleşmelerinde acaba ne yazıyor? Yani verilen imtiyaz sözleşmeleri. Mutlaka bir takım garantiler verilmiştir. Şirketlerine ve dağıtım şirketlerine. Kar garantileri verilmiştir. Buradan yani şu işin devamında bir başka mantık daha yürütebiliriz. Yani birileri bir şey çalıyor, bedelini insanlar, kullananlar ödüyorsa o zaman mağazalardan ya da başka yerden yapılan hırsızlıklar neticesinde olunan zararı esnafa, tacire, mahalle sakinleri ödesin. Tabii niye esnaf yani, karşılasın ki malı çalınmış? Tabii yani bir, yoksa kar edemiş. Türkiye'den istesin yani. Kar edemiş. Süt alıyorsa sütçüden sütünü çaldılarsa sütü kim tüketiyor? Kemal Polat da tüketiyor. Aziz Koçal çalınan sütün maliyetini eklensin. Tüketiyor. Abi 3 kilo süt çalındı. Siz birer kilosunu getir bakalım ödeyelim. Yani çalınan malın bedelini, hırsızlığın bedelini bu halkın ödemesi gerektiği yasa olarak kondu. Yani çalan haklı olabilir kardeşim. Çalanın peşine düşmek gibi zaman işlerle uğraşamayız. Bedelini ödemek durumundasınız. Bir de bu yasanın yürürlük meselesi de çok ilginç. Evet. Hocam oradan tam buradayken bir şey söyleyeyim. Tabii. Şimdi yasa da kayıp kaçakla ilgili değil. Yargıtay artık sayaç okuma bedeli
Perakende satış hizmet bedeli, iletim sistemlerini kullanma bedelleri aldı altında 5 kalem bedeli de iade yoluna başlamıştı. Şimdi 2 kalem getirdiler. Teknik olan gider kayıplar, teknik olmayan kayıplar. Dolayısıyla bunların içerisinde nelerin olduğunu dahi biz bilmiyoruz. Bilemeyeceğiz. Yani o bahsettiğiniz şeyler de bunların içinde. Bu da ölecek belki. Bu da onların içerisinde. Yani bu da ölecek yani. Şeye girmiyor. Faturada göremiyorsunuz. Göremediğiniz şeyde dava açamayacaksınız. Ancak ne yapacağız? Bilgi edinme yoluyla bunun içerisinde hangi kalemler var diye öğrenmeye çalışacağız. Ne derece bilgi alabilirsek. Tabii başka bir boyutu, bu zamana kadar ciddi anlamda bir kayıp kaçak bedeli tüketicilere ödenmeye başlandı, geri ödendi. Şimdi o kadar ilginç ki yasada geri ödenen bu bedelleri elektrik dağıtım şirketleri maliyet unsuru olarak dikkate alır ve faturaya yansıtır diyor. Yani sen bu zamana kadar 5 milyon para ödemiş isen örnek tüketiciye, o 5 milyonu dağıtım şirketleri faturaya, tüketici faturalarına yansıtacaklar ve bizden bir daha geri alacaklar. İlave edecekler. Yani bizim faturamıza ilave edecekler. O 5 milyonu dağıtacaklar. Diyecek ki kardeşim bu parayı yani ben senden alıyorum. Bir hukuk garibesi. Ben burada o kadar hukukçu milletvekilleri var. Buna oy veren. Yani iktidar partisi içerisinde. Hiç mi okumadan buna oy verdi de ben anlamıyorum. Belki üstad değinecek. Bir tarafı hukukun benim bildiğim yasa, düzelsin eğer yanlış yorumluyorsam, herhangi bir yasa çıktığında, kanun çıktığında ilgilinin yararına olan bölüm geriye doğru işletilir. Yani hiçbir lehte hüküm işletilir, aleyhte hüküm işletilmez. Bu yasada... O ceza kanunuyla ilgili tabii. Yani genel prensip budur ama böyle biliyorum. Üstad beni düzelsin. Yani borçlar kanunu mesela yürürlüğe girdiği zaman halen devam eden ihtilaflarda ve karara bağlamamış ihtilaflarda eski hükümler, olayın meydana geldiği zamanki hükümler uygulanır diye açık açık belliydi. Bu normal bir usul kuralı. Ama burada Aziz değil. Bey'in bahsettiği olayda geçici maddede çok açık bir şekilde diyor ki her türlü daha önce bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan her türlü ilamsız takip, dava ve başvurular hakkında da bu değiştirilen madde hükmü uygulanır. Peki ilamlı takipte ne olacak o zaman? Durduracak. İlamlı takibin parasını zaten ilamlı takipte ödemek durumunda kaldığı için onun parasını ben alacağım sizden diyor. Gene de bize yansıtıyor. Biraz önce söylediğim gibi oradan giydirecek. Yani hukuku... Yani onu örtmek için yapmış bunu o zaman. Tabii. Tabii yani her halükarda bu para ödenmeyecek. Ödemiş olanlar da sizden geri alınacak. Bunun tercümesi yani, bu yani. Makabiline şamil olmaz. Kanun makabiline... Yani geçmişe geçerli olmaz. Hükmü genel kabul görmüş. Belki bin yıldır genel kabul görmüş bir hukuk kuralı. Ama bu hukuk kuralı şimdi o bütün genel kabulleri ne yapıyor? Diyor ki ben yok, diyor geriye yönelik de diyor bu kanunu çalıştırırım diyor. Onları uygulamamaya devam ediyoruz. Evet. Yani bu bir şey daha hatırlatayım. Yani peki tüketici ölmüşse ne olacak? Parayı almış, ölmüş. Mirasçılara var ne olacak? Mirasçılardan istiyor. Parayı almış, ölmüş mü? Parayı almış, ölmüşleri onu kullanan tüketiciye ödeyecek. Ama herkese yansıtıyor bunu. İlave ediyor. İlave ediyor faturalar. Masraf yazıyor. Diyor faturaları ki bu masraf diyor ediyor. Senin payın buradan bu diyor. Faturaları ilave ediyor. Bireysel olarak tabii. İade. Yani yanlış anlaşılmasın. Tüketiciden direkt olarak almıyor. Benden almıyor. Tüm İsmen tüketicilere almıyor. Bunu yansıtıyor. Kullanacağı faturaları. Hangi oranı kullanacak acaba? Yani şimdi bu sisteme göre yapılan yani hesaplamalarda az kullanandan az mı alacak, çok kullanandan bir oran geliyor. Tabii çok kullanandan çok, az kullanandan az da. Ama ortalama faturalarınız %20 artacak. Okey. Yani bu Türkçesi bu. Yani Türkçesi bu. Cumhurbaşkanı kayıp kaçak oranı %40. %20 maliyet geliyor. Bu yasayı Cumhurbaşkanı onayladıktan sonra tüm tüketicilerin faturaları %20 ortalama zamlanacaktır. Buna tüm tüketiciler hazırlıklı olsun. Biz tüm açıklamalarımızda dedik ki oy verdiğiniz tüm vekilleri arayın. Bu yasanın meclisten tüketici lehine çıkmasını sağlayın. Ama anlatamadık biraz önce dediğim gibi derdi. Ne kadar bu kayıp ve kaçak bedeli olarak da bunun bir bedeli tutar olması lazım. Şimdi 2014 sonunda da 2015 yıllarına başında yapılan bir hesaplama elektrik mühendisi odaları tarafından bir hesaplama yapılmıştı. 33 milyar yani. Yani bu kayıp ve kaçak bedeli. Evet. Tahsil edilen bizlerden bu zamana. Bizlerden alınan. Tabii. Bizlerden bu çok alınan. Ciddi bir rakam. Yani bu rakamı hiçbir dağıtım şirketi reddetmiyor. Şimdi şöyle bir şey söyleniyor. Deniyor ki efendim işte elektrik çok
belirlenen EPTK tarafından belirlenen kayıp kaçak oranının çok üzerinde kaçak oranı olduğundan dolayı eğer bunu elektrik dağıtım şirketi karşılarsa batar. Şimdi sözleşmenin tarafı kim? Bir tarafı devlet, bir tarafı da dağıtım şirketleri. Yani devleti mi koruyacaksın, dağıtım şirketlerini mi koruyacaksın? Öbür tarafta devletin sosyal devlet olması ilkesinden hareketle tüketicileri mi koruyacaksın? Oradaki imtiyaz sözleşmesi önemli. Devlet demişse ki arkadaşlar, kendi söylüyor, kayıp kaçak bedelini bilmem neyi falan ben merak etme bir şekilde çıkarırım senden hocam, demişse. EPTK Başkanı bu konuda açıklama yaptı. Şimdi bulabilirsem de yapayım. Trabzon'da basına da yansıdı. Diyor ki biz tüketicileri bu kanunu çıkartırken hem tüketicileri koruduk hem de elektrik dağıtım şirketlerini koruduk diyor. Şimdi tüketici korundu mu yani böyle? Şimdi ben tüketici yani EPTK %20 zam yapacak, tüketiciyi koruyorum diyecek. Öyle Sayın mi? Mustafa Yılmaz'a buradan soruyorum. Tüketici bu kanunu hangi maddesiyle korudunuz? Ben idik bunu okuduk. Bizim hukukcularımız okudu ama tüketici lehine ben bir tane hüküm görmedim. Çok bu ilginç. Ne demek bu EPTK, BTK falan filan onu bir söyleyin de. Benim de dilim dönmüyor yani. Enerji piyasası düzenleme kurulu. Kurumu hocam. Enerji piyasası düzenleme kurulu. Bunu da başkanımız bu görevi ne? Yani kayıp ve kaçağın devamını sağlamak ve yani kayıp ve kaçak elektrik bedellerini tüketiciye yansıtmak. Piyasaya kar garantisi sağlamak. Koşullar ne olursa olsun. Görev bu demek. Tüm enerji piyasasıyla ilgili tüm düzenlemeler hocam bu kuruldan geçiyor. Şimdi bu kurulda yük mü kalmadı o zaman? Var. Burada yani kanun yapmış. Kanunu sadece elektrik kayıp kaçakla ilgili. 9 Mayıs 2016 tarihli gazetelerde kurul başkanının yaptığı halen ifade. Gene şey mi? Başkanda. Başkan. Diyor ki şirketleri koruduk. Koruduk. Elektrik dağıtım şirketinin kazanacağı para da tüketici belirleyici olacak. Eskiden biraz yatırımlarla ilgili sıkıntıları vardı. Şimdi 5 yıl içinde 18 milyar liraya yakın yatırım verdik. Ya şimdi soruyorum ben de. Madem bu kadar yatırım var da diyorsunuz ki bir taraftan da elektrik kayıp kaçağı çok yükseldi. Madem bu kadar yatırım yapıldı da niye aşağıya çekilmedi elektrik? Niye yatırım yapıyor ki? Boşa mı yatırım yapmış yani? Şimdi biraz da şebekelerin yaşlandığını düşünerek yatırımı yüksek tuttuk ki diyor. Tüketici memnuniyetinin yatırım oranları belirliyor çünkü EPTK. Kesinlikle yükselmesi lazım. Şimdi tüketici memnuniyetini birinci plana alırken gerçekten şirketleri de koruduk diyor. Ve en önemli şey bu. Tabiri kullandığı kelime çok ilginçtir. Hem makul getiri oranında hem şirketlerin bazı sıkıntılı olduğu dönemlerde kayıp kaçak meselelerinde şirketleri mağdur etmemek için kendimizi ortaya koyduk. Vay be. Bunu ya, söyleyen ortaya konan kendileri değil, ortaya konan vatandaş. Tüketiciye. Yani devlet. Hayır, neyini ortaya koymuş? Kendisini ortaya koymaktan şirketlerin yani şu eleştirilerle koyduk. Göğüs germeyi ortaya koymuş olmalarından başka bir şey yok. Yani. Ama yoruma açık tabii. Yani zaten Yargıtay o Hukuk Genel Kurulu vermiş olduğu kararda demin Aziz Bey okudu. Çok güzel şeyler söylemiş ama önemli noktalardan bir tanesi de şu. Yani şirket bu durumda böyle kayıp kaçak bedelini hiç yorulmadan garanti olarak tahsil ediyorsa kendi alt ve üst yapısını yenileme ihtiyacı duymayacağı gibi elektriği hırsızlamak suretiyle kullanan kişilere karşı önlem alma ve takip etme gereği de duymaz diyor. Yani garanti niye uğraşayım? Niye ben hatlarımı yenileyim? Niye işte çalanı kontrol edeyim, kaçak hat çekeni kontrol edeyim? Buna gerek yok ki. Devlet nasıl olsa ödüyor. Bu olayı önlemek bir yerde de devletin görevi zaten. Yani hırsızlık yapanı bulmak, takip etmek, yakalamak ve cezalandırmak, hırsızlık yapamaz hale getirmek durumundasınız. Bunu yapmıyorsun. Vatandaşa diyorsun ki bu hırsızın maliyetini sen karşıla. Hırsızların maliyetini karşılamaktan yoruldu vatandaş artık yani. Nereye kadar karşılayacağız? Bir burada şunu da söylemekte fayda var. Hiçbir asgari ücretle çalışan bir tüketici elektriği kaçak kullanmaz hocam. Bir defa korkar. Elektrik kayıp ve daha çok kaçaklar sanayi bölgelerinde var. 5 fazladan alıyorsa, burada tabii dürüst sanayicilerimizi tenzih ediyorum. Kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum. Ama bize gelen şikayetler ve aldığımız duyumlar bunlar. 5 fazladan elektrik alıyorsa 2'ye alacak. 2 fazladan alacak, 3'ünü arkadan geçirecek. Niye onu yapacak? Çünkü sen dağıtıcı firmasın. Senin zaten kaçak bedelin, yani aradaki farkını devlet garanti etmiş, tüketiciden alıyor. Sen niye bunlarla uğraşacaksın ki? Gelirsin, imalatçısın, fabrikatörsün.
İki faz anlaşırsın, bir şekilde götürürsün. Bu yatırımı dengeler, önüne getir. Kemal Üstad'ın dediği gibi, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun da koyduğu gibi. Kaç tarihli bu Yargıtay Hukuk? 2014. 2014. Evet, 2014'ün Aralık ayında. Zaten bu karara oradan sonra başladı bu iş. Bu karara karşı çıkartılan bir kanun açıkça gerekçesinde de söylüyor zaten bunu. Yani o Yargıtay kararları ve mahkeme kararları dikkate alınmak suretiyle boşluk bırakmadık, konu net olarak anlaşılsın diyor. Boşluk bırakmadılar, tüketici aleyhine doldurdular yani. O zaman yani bu Yargıtay Hukuk Genel Kurulu falan niye toplanıyor? Niye böyle kararlar alıyor? Yani en başta yasama organı bunu reddediyorsa, kabul etmiyorsa, o zaman bu işte bir iş var yani. Ya yasama, yürütme, hani yargı birbirinden ayrı ya. Burada çok güzel bir madde de bunun için var hocam. Hep sizin dediğiniz gibi tam böyle eğlencelik. Yani neredeydi o, bakayım. Mahkemelere görev biçmiş. He. Yani sen demiş öyle kararını verirken her şeye falan bakma. Hukuk devleti, hukuk ilkesi, hukuk güvenliği falan onları geç. Yani işlem temeline bakma. Sadece demiş. Açılan davalar, hakem heyetleri falan dahil, ürün veya hizmet modellerinin kurumun düzenleyici işlemlerini, yani bak bakalım tarifeye göre bunu alıyor mu almıyor mu? Alabiliyor. Tarifenin başka bir şeye bakmana gerek yok demiş. Hukuk devleti ilkesi ayaklar altında. Bir kez de ayaklar altında. İşlem yani, yönetmeliği. Yani mahkeme öyle bakamazsın diyor. İşlem yönetmeliği. Hani bizim temel ilke var ya, lafziyle ve ruhuyla. Hukuka bakma diyor. Hayır ama üstad daha iyi bilir. Anayasanın ikinci maddesi ne diyor? Hukuk devlet ilkesine getiriyor, doğru değil mi? Canım anayasada yine anayasa kuralları herkesi bağlar diyor. Niye bağlasın ki? Yani kendisinin bile herkesi bağlamadığı bir yerde kuralları tek tek kim peki bunu bağlar yani? Nasıl yani bir yandan hukukun üstünlüğünü savunuyorlar. Kim? İktidarıyla, muhalefetiyle. Muhalefet herkes mi? Hukukun üstünlüğü diyor. Herkes, İktidar da öyle söylüyor. Herkes diye genişletmeyelim. Hukukun üstünlüğü kavramına o zaman yeni yeni tanımlar getirilmiş oldu. Herkes kimin hukukun üstünlüğü olduğuna bakmak lazım. Ona bakmak lazım. Bir de anayasamızın 172. maddesi var. Hocam burada tüketicini ne diyor 172. maddemiz? Devlet tüketicileri koruyucu tedbirleri alır diyor. Almakla mükelleftir diyor. Mükelleftir diyor. Şimdi bir tarafta anayasanın ikinci maddesi, bir tarafta anayasanın 172. maddesi. Artı 17. maddesi evet. Maddi manevi varlığını geliştirme hakkı. Bu elde mi geliştirmek? Artı ticaret hukuku, borçlar kanunu, o taraflara girmiyoruz daha detay boyuta girdiğimiz zaman. Tüm bunlara rağmen anayasaya ama tüketici diyorum. Böylece korunmuş olmuyor mu? Yani böylece. Çünkü altı o parayı ne yapacak ki yani vermesi? Gidecek, kağıt oynayacak, bilmem ne yapacak. Yani şey verecek, bahis oynayacak, bilmem ne yapacak. Daha güzel yerlere harcayacak ya, olanlar varken onlar varken ne diye bundan daha güzel bir harcama yeri olur mu yani? Yani gidip iki dilim kuru ekmek yiyeceğini adam gidip başka yerlerde değerlendirebilir. Değerlendirsin yani bundan daha güzel bir şey olur mu yani? Çok güzel bir şey. Hiç olmazsa aydınlığa sarfiyat. Değil mi? Bak şehirlerimiz pırıl pırıl. Ondan sonra işte belediyelerimiz de bu, ben hep şaşırıyorum. Belediyelerle bu özel dağıtım şirketleri arasındaki münasebetleri böyle tam manasıyla bilmiyorum da. Yani bu belediyeler de bunca masrafın içerisinde bu elektrik dağıtım şirketlerine falan borçlarını ola ki ödemiyorlardır. Haciz yapacaklar. Yani ne yapacak ki? Haciz etse ne olacak yani? Tam eğlenceli ya. O haciz etse. Nasıl olsa tüketici sırtı veya kaldırıyor. Veya kamu kurumlarındaki alacaklar. Vur abalı ya hocam. Nasıl olsa değil tüketici. Değil mi? Ama hemen bir şeyler bulunuyor. Tabii. İşte ibadethanelerden elektrik parası alma diyor mesela. Niye? Hangi ibadet? Alma diyor. Hangi ibadethaneler? İşte şey fark etmez yani. O zaman garibanlardan da almaması lazım. Orada da ayrımcılık değil mi? Var, İşsiz adamlar. Almaması lazım. Adamın işi yok, gücü yok, parası yok, pulu yok. He? Şimdi burada hocam sosyal devlet meselesi demek ki devreye girdiğinde bu çok sosyal bir hadise. Çok sosyal bir hadise. Evet. Bir aralık verelim sonra bu sosyal hadiseleri bir şey söyleyeyim de hocam. Demin rakam tam telaffuz edemedim belki. Elektrik Mühendisleri Odası'nın yaptığı tespitler 2010 yılından bu yana 33 milyar para elektrik kayıp kaçak bedeli olarak dağıtım şirketlerinin yani 5 senede kasasına girmiş. Veya 6 senede 33 milyon. Yani bu 33 milyar 6 milyar. Yıllık ortalama 6 milyar gibi. 6 trilyon gibi. Şey. Evet, 6 trilyon gibi. 33 ne milyar para adamları kazanıyor. Tüketicimiz ne kadar bu elektrik EFTK'yı ne kadar çok seviyor ki bak boyuna al kardeşim diyor. Lak dedikçe veriyor, lük dedikçe veriyor. Evet, bir aralık verelim. Bizi izlemeye devam.
Evet. 1, 2, 3 içerideyiz. Tüketici de içeride abi. Niye içeride tüketici? Şimdi tabii yani hocam. Bir de tüketici de memnun yani. Hiç sesi soluğu da çıkmıyor. Yani bu ne güzel işte, tüketiciyi koruma dernekleri var, federasyonlar var vesaire var. Onlar tüketicinin hakkını arıyor ama tüketicinin de böyle bir talebi yok ya. Yani. Tabii şüphesiz tepkisiz bir topluma doğru ilerliyoruz. Yani toplumun tepki vermemesi veya nereye kadar bekleyeceği bir merak konusu. Ama benim çözemediğim, belki toplum bilimciler bunu çözer. Başkasının çaldığı bir elektriğin bedelini ödemeye bu toplum nasıl sessiz kalıyor anlamış değilim. Yani ben bilemiyorum. Belki toplum bilimciler bu konuda daha iyi bir yorum ve çalışma yapar. Yani belki tabii belki bu söylemle ilgili. Ne güzel bak, bu elektrik dağıtım şirketlere zarar etmiyorlar. Üretici, elektrik üreticisi zarar etmiyor. Sonra başımızda EFDK var, o bizi son derece koruyor. Yani ey tüketiciyi koruma derneği falan, siz kim oluyorsunuz da bizim kafamızı karıştırıyorsunuz? Niye bizim canımızı sıkıyorsunuz? Evet, yani? Biz ödüyoruz zaten ya. Yani fakat ne yazık ki duyarlı vatandaşlar bu konuda gerçek anlamda muhalefet ediyorlar. Onlara da buradan teşekkür ediyoruz. Sonra milletin vekili de tamamdır arkadaş dediğine göre. Teşekkür ediyoruz. Burada tabii bundan sonrası ne olacak konusunu esas bu bölümde tartışmak lazım. Yani her yıl 6 milyar aslanlar gibi tüketiciye şey olacak. Tabii bizim mücadelemiz burada durmayacak hocam. Yani burada noktayı koymuyoruz biz tüketici dernekleri olarak. Bir defa çağrımız şu, henüz Cumhurbaşkanlığında, Cumhurbaşkanlığının makamının, gerek Cumhurbaşkanımızın bu yasayı, bu sesi dinleyerek hırsızların çaldığı elektriğin parası tüketiciye oy ödettirilmemesi yönünde yani bu yasayı onaylamaması. Yani yeniden görüşmek üzere. Yönünde talebimiz var. Tüketici lehine yorumlayarak bunu meclise iade etsin. Mecliste yeniden görüşmek üzere. Tabii o kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın baş danışmanları var. Tabii yani. Değil mi? Onlar herhalde tabii, bu konuda. Biz vatandaş yani olarak talebimiz korumak için bu Cumhurbaşkanlığı. Kendileri de tüketici olduğuna göre. Değil mi? Görüş bildirirler Sayın Cumhurbaşkanı. Tabii bizim talebimiz bu. Tabii ne derece kabul görür onu bilmiyorum. Niye görevlerini yapsınlar? Baş danışman demek doğruyu söyleyen adam demek. Şunu söyleyebilir baş danışmanımız ya da başkaları, bilemiyorum. Biz ödüyoruz nasıl olsa, biz de katkıda bulunuyoruz. Böyle kalsın efendim diyebilirler. Evet değil mi? Onlar da tüketici olduğuna göre. Biz de katkıda bulunuyoruz umarım. Hocam siz de aksi halde ne olacak? Bu bir lobi meselesi zaten. Yani aksi halde ne olacak? Aksi halde şu. Gidecek bir şey. Ana muhalefet partisi. Ana muhalefet partileri. Anayasa Mahkemesi'ne mi gidecek? Biz bu konuda dosyalar verdik zaten. Anayasa Mahkemesi'ne mutlaka ve mutlaka 110 vekille gidilecek, gitmeleri gerekiyor. Aldığımız ve görüştüğümüz muhalefet partileri de bu yönde görüş bildirdiler. Anayasa Mahkemesi'ne gidilecek, anayasaya aykırı olduğu için. Ola ki oradan da gitti. İç hukuk yollarının tümü bizim tarafımızdan denenecektir. Vatandaşlarımız sürekli bilgilendirilecek. İç hukuk yolları da tükendiyse uluslararası mahkemelere, AİHM'e kadar bu işi götüreceğiz. Yani biz vatandaşlarımızın daha fazla mağdur olmasını istemiyoruz. Ya Türkiye'deki belli şirketlerin lobisinden ülkenin yönetimini kurtulması gerekiyor. Şimdi burada hukuki süreç açısından... Tabii diğer hukuki bölümü üstad daha... Yani temel hatlarıyla da biraz daha bir iki şey daha ilham etmek isterim ona. Şimdi 150. maddeye göre dediği gibi 110 milletvekilinin başvurma hakkı var yayınlanmasından sonra 60 gün içerisinde. Ki bu ana muhalefet partisi grup olarak da başvurabilir. İktidar ve Cumhurbaşkanı da başvurabilir tabii teorik olarak, ama yani yasayı çıkaran taraf olduğu için iktidarın başvuracağını pek düşünmüyorum. Şimdi Anayasa Mahkemesi aykırı bulur, yasayı iptal eder. Etmez, o başka bir süreç, ama eğer hukuk devleti ilkesi geçerliyse ve hukuk güvenliği varsa, ki Anayasa Mahkemesi'nin birçok kararlarına buna değinilmiş, Anayasa Mahkemesi'ni iptal edebileceğini düşünüyorum. Olmadı, belki üzerine düşünmek lazım, ama bireysel başvurulara görülmekte olan davalar dolayısıyla ileride imkan açılabilir diye düşünüyorum. Bireysel başvuru konusu da olabilir. Ya Anayasa Mahkemesi hukuk devleti ilkesini ve hukuk güvenliğinden bahsederken mesela birçok kararı var. Bir kararından okuyayım. Anayasanın ikinci maddesine atıfla hukuk devleti eylem ve işlemleri hukuka uygun, insan haklarına saygılı. Tüketici hakkı da bir insan hakkı bu arada, bunu hatırlatalım. Bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup
bunu geliştirerek sürdüren, anayasaya aykırı tutum ve durumlardan kaçınan, anayasa ve hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık olan devlettir diyor. Şimdi çok şey var da mesela yargı denetimine kapamış bu yasa. Evet. Tüketicinin hakkını, vatandaşın hakkını yok saymış. Daha evvel kanunun ve genel hukuk kurallarının düzenlediği birçok şeyi yok saymış. Bütün bunları Anayasa Mahkemesi'nin evet diyebileceğini ben düşünmüyorum. Bunu düşünmek, bu öngörüde bulunmak için hukukçu olmaya dahi gerek yok. Çok açık durum. Anayasa Mahkemesi kararlarına göre ikinci maddede belirtilen hukuk güvenliği ilkesi var. Hukuk güvenliği ilkesi gelince vatandaş kendi lehine hukuki sonuçlar doğuran işlemlerin ya da yasal düzenlemelerin günübirlik ya da duruma göre birilerinin isteğine, arzusuna, tercihlerine göre değiştirmeyeceğinden emin olmak durumunda. Şimdi burada baktığımız zaman o kayıp bedeli ile ilgili sorumluluklar şirketin ve onunla sözleşme yapan devletin, ama kaçak bedeli ile ilgili sorumluluk direkt hırsızlık yapanın, bunu engellemeyen devletin ve bir ölçüde de yine şirketin, vatandaşın hiçbirisinde şey yok, dahili yok. Buna rağmen bu yasal olarak güvence altındayken sen kanunu değiştirip de bu hukuk devleti ilkesini yok sayıp hukuk güvenliği ilkelerini, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını, geçmişteki yargıtay kararlarının tamamını elinin tersiyle bir kenara itip de yasa çıkarıyorsan, yani söyleyecek söz bulamıyorum. O nedenle yani ağzıma gelen sözleri çok fazla filtreden geçirmek durumundayım hukukçu olarak, ama gerçekten fecaat. Yani böyle bir şey yok. Dünyada bunun bir endeksi varsa, hep endekslerden konuştuk geçmiş programlarda. Herhalde bu endekste birinciyiz. Yani birinciliği kimseye kaptırmayız diye düşünüyorum. İlginç yani. Bir de şöyle bir durum daha var. Bir yandan hükümet sabah akşam enflasyonla mücadele diyor. Yani enflasyon üretimle tüketim arasındaki olumsuz fark, yani zarar aslında. Yani diyor ki enflasyonu şey yapacağım, indireceğim, şöyle yapacağım, tek haneye getireceğim falan diye böyle nutuk çekiyor. Öbür taraftan yani bu kanun enflasyonun azdırılmasının en önemli göstergelerinden birisi. Çünkü milletten karşılıksız para alıyorsun, elektrik fiyatlarını yükseltiyorsun. Milletin nesi artıyor? Elektrik harcaması artıyor. Harcama artınca eşyanın doğal kuralı ne yapıyor? Fiyatlar artıyor. Şimdi hem bir yandan enflasyonu önleyeceğim diyorsun, hem de biraz önce belirttiğimiz, bilmiyoruz tabii rakam kesin olarak da ne olduğunu, hani ortalama 6-7 milyar diyoruz. Yıllık. Yıllık. Yani bu şekilde. Haksız kazanç. 6-7 milyar ne yapmış oluyorsun? Aynı para basmış gibi ekonomiye şey sokuyorsun. Sizin çok güzel bir tanımınız var enflasyonla ilgili. Namert vergisi. Evet, namert vergisi. bu ne kazancı o zaman hocam? Bunu da düşünmek lazım. Evet. Yani buna ben isim bulamıyorum. Herhalde artık zaman içerisinde isimlendirilir. Yani. İllegalitenin legalleştirilmesi veya illegaliteye legalite görüntüsü verilmesi şeklinde tanımlayabiliriz. Yani de facto. De facto hale getiriyor. Ben yaptım onu. De facto, çünkü yasa yok. Yasa dışı demek. Facto ise de facto'yu facto hale getiriyorsa, yani kanunilik kazandırma. Var olan duruma soyguna kanunilik kazandırma. Biz buna uysa da yaptım, uymasa da yaptım diyoruz yani. Bu uymadı bence. Ama çok güzel söyledin. Çok ilmi yani. Tabirler kullandın. Aynen. Legalite, illegalite. Bir düzeltme yapalım. Biraz önce hep üzerinde konuştuğumuz Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun kararının tarihi 21 Mayıs 2014, 2013'e 7/24/54 esas sayılı kararı. Tabii o yürürlük şey oldu. Son karar tarihi önemli. Evet. Yani esas dosyalarım arası pek o kadar önemli. O Silifke Mahkemesi'nden gelen bir dosyanın görüşümüz üzerine verdiği bir karar. Daire kararı. Tabii esas numarasını yazacak yani. Esas atacak. O 2003 yılı. Karar numarası şimdi verecek. Karar numarası ve karar 2014. Tarihi önemli. Ama 2014 yılı karar. 2014 Mayıs'ı zaten. 2014. Yani ondan sonra zaten bu tartışmalar. 2014 Mayıs ne? 14 Mayıs mı? 2014'ün Mayıs ayı. Mayıs ayının hangisi? 21 Mayıs 2014. Ha, ya. Şey olsaydı
14 Mayıs falan olsaydı bu şey de Demokrat Parti'nin hani kuruluş tarihi 14. Yani onunla da bağlantılandırılabilirdi. O darbe olurdu. Şimdi darbe olurdu. İşte bu da 21 Mayıs, Mayıs darbesi. Yok şimdi kanuna bakmak lazım ona. O darbe tarihi ne? Kanunun tarihi mi? Evet. Kanunun tarihi işte şey tarihi 3 Haziran zaten. 3 Haziran. 3 Haziran demek ki. Kabul tarihi 3 mü 4 mü? Güzel bir gün. 3 elektrik darbesi diyebiliriz. Ama şeyin daha henüz yayınlanmadı tabii. Tasarı tarihi 28 Ocak 2015. 2015. Daha yayınlanmadı. Resmi gazeteye yayınlanmadı. Sayın Cumhurbaşkanı onaylamadığına göre. Biz onaylayacağı varsayımından hareket etmemeliyiz. Çünkü öyle demiyoruz. Onaylamasın diyoruz. Yani biz şunu diyoruz. Gereken özeri gösterir. Tabii, gerek tüketiciler olarak. Çünkü tüketici onun en önemli hedef kitlesi. Hedef. Sürekli olarak tüketicilerle bir arada. Özellikle tüketicilerin ülkemizdeki en büyük temsilcileri olan muhtarlarla sürekli olarak görüşüyor. Herhalde muhtarlarımız da bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'na etki ederler. Yani bizim talebimiz Türk tüketicilerine. Siz muhtarlardan olarak, görüşüyor musunuz? Biz muhtarlarla görüşüyoruz. Görüşmüyorsunuz işte bütün olay burada. Ama biz tüketiciler olarak Muhtarlar yani önemli unsurlardır. Hakikaten çok önemli unsurlardır. Hırsız değil. Ne diyorlar onlara? Önde şey kişi yönlendirici ne diyorlar? Belirleyici olan kanaat döndü. Kanaat döndü. Evet. Kanaat. Biz hırsızların değil dürüst olan vatandaşların ödüllendirmesini istiyoruz. Üstünlerin hukuku değil hukukun üstünlüğünü talep ediyoruz. Güçlü olan şirketler değil dürüst olan tüketiciler korunmalı diye talep ediyoruz. Cumhurbaşkanından da bu talebimizi iletiyoruz bu televizyon kanalı aracılığıyla. Aksi takdirde onaylanırsa da dediğim gibi hukuk yollarına sonuna kadar gideceğiz. Ama bu arada da birçok buna benzer hak ihlallerinin karşısındaki mücadelemizin de başarıya ulaşması için tüm tüketicilerin, tüketici derneklerinde özellikle örgütlenmesi, üye olması ve tüketici derneklerini güçlendirmeleri gerekiyor. Kaç üyesi var acaba Türkiye'deki bu toplam tüketici dernekleri? Çok sayıda var. Ama toplam üyelerini de ben doğrusu bilmiyorum. Küçük, yani o yönde bir istatistik Türkiye Tüketici Hareketi'ni oluşturduk. Zaten bir çalışma yapıyoruz. Yani küçük dernekler de var. Ama tabii. İşte ilk kurulan dernek TÜKODER. En fazla üyesi olan ve en çok size ne kadar olan. Bizim Türkiye çapında 52 şubemiz ve 35 bin civarında üye kapasitesi. 35 bin. Evet. O civarda üyelerimiz var. Genel anlamda Türkiye'de de yani 2'ye 3'e katlanabilir diye düşünüyorum. Bir plan olabilir mi? Yani olmaması için bir neden yok. Ama tüketici de derneğe üye oluyor, aidatını vermiyor. O ne iş? Şimdi aidatlar düşük hocam. Yani hayır, siz niye almıyorsunuz aidatları? Tüketiciyi mahkemeye alıyoruz. Verip bilmem ne yapıp falan falan hiç öyle bir şey yaptığınız yok. Tüketici derneğin hakkını da korumak lazım. Gönüllülük temelinde çalışıyor hocam. Yani Avrupa'daki... Aynı bizim değil. Siyasi partiler gibi onlar da gönüllülük temasında çalışıyor. Ama onlar da üyelerinden aidat falan almıyor. Onların bir hedefi var. Yani, bir de üstte para veriyorlar. O ne iş yani? Siz veriyor musunuz Türkiye'de tüketiciye biz yok vermiyoruz. Niye vermiyorsunuz? Para veren... Dolaylı olarak veriyorlar aslında. Yani mesela şunu başarabilseler tüketicilerin elektrik faturasından epey bir iade sağlamışlardır TÜKODER'in önderliğiyle. Dolaylı olarak alıyor aslında. Ama onlar da ne verdin ki der ya. Yani iptal ettirilen köprü zamları oldu, otoyol zamları oldu. Zaten hakkımızdı ya. Siz ne yaptınız? Yani, apartman yönetim kurulu toplantısına gitmeyen bir halk. Çok iyi. Ve biz bu halka ne çekiyoruz? Demokrasi nutukları çekiyoruz. Örgütlülük. Örgütlenin, birleşin. Ortak hareket edin. Güçlerinizi birleştirin diyoruz. Hı hı hı. Adam şey oldu, ortağı oldu, kooperatifin toplantısına gitmiyor. Üyesi olduğu derneğin toplantısına gitmiyor. Üyesi olduğu mesleki kuruluşun, işte geçtiğimiz günlerde serbest muhasebeci mali müşavirler odaları ve yeminli mali müşavirler odaları seçimler yaptılar. Evet. Şeye bakıyorsunuz, seçmen sayısına bakıyorsunuz, katılıma bakıyorsunuz. Mesela en yakın örneği İstanbul Ticaret Odası. 500 bin üyesi var. 27 bin kişiyle zar zor genel kurul yapıyor. O da toplama vekaletlerle. Yani bir takım gruplar vekalet topluyorlar, öyle giriyorlar. Ama bu tip kuruluşlarda vekaleten şey yok. Seçime katılma yok yani seçmen olarak. Mesela bir serbest muhasebeci mali müşavirler odası seçiminde siz de üyesiniz, ben de üyeyim. Benim yerime size vekalet versem katılamazsınız.
Biz de yaptık seçimimizi hocam geçen hafta. Sizde de vekalet yok. Yok vekalet. Ya vekaleten oy. Bir tek kooperatiflerde orada. Dernekte de yok. Yani ortağına verebilirsin. Kooperatif ortağına bir de birinci derecede yakın kimseye verebilirsin. Şirketler kapalı de var işte biliyorsunuz. Genel kurullara vekaleten katılabilirsiniz filan. Tabii. Yönetim kurul, apartman yönetim toplantılarında da var. Var vekalet. Bu tür meslek kuruluşlarda yok. Yok. Yani bizim barada da yok. Herkes gelip kendi oyunu kendi kullanıyor. Zaten şey, hukukçuların hakim olduğu Ataköy'deki bir şeyde, blokta 66 daire var. 6 kişiyle genel kurul toplantısı yapmışlar. O da vekaletti yani. Hakimlerin olduğu yerdeki katılım. Biz bu halka, bu oyuna demokrasi nutku çekiyoruz. Demokrasi diye diye de parakrasiye dönüşüyoruz. Ondan sonra da bir güzel kimliğine ister halk de, ister tüketici de fark etmez. Bir güzel de halk eliyle, yani halkın seçtiği kişiler marifetiyle halkın terbiyesi de diyebiliriz bunu. Halk terbiye ediliyor belki sesini çıkartma diye. Tabii şimdi bizim daha çok gelir toplumun diyorsun. Aydınlatılması, bilinçlendirilmesi de gerekiyor. Yani tüketici derneklerinin görevlerinden bir tanesi de o, toplumu bilinçlendirmek, tüketicileri bilinçlendirmek. Hazır yeri gelmişken biraz gündemin dışına kayayım. Evet, sizinle kapatalım zamanımızı. Ramazan ayı da girdi tabii. Evet. İyi Ramazanlar da dilemek istiyorum burada oruç tutanlara. Özellikle Ramazan ayı nedeniyle gıda ürünlerinde alımlar yüksek olur hocam. Yani hele de eğer oruçluysan, karnın açsa 50 gram peynir almaya gittiğin zaman 1,5 kilo peynir alır çıkarsın. Gıda ürünlerinde mutlaka tüm tüketicilere alışveriş yaparken son tüketim tarihini kontrol etmeli. Eğer son tüketim tarihi geçmiş bir gıda ürünü alıyorlarsa bir zehir satın aldıklarını bilsinler. Bir de Ramazan vesilesiyle bazı hayırsever vatandaşlar paketler dağıtıyor. Paket dağıtan vatandaşların bilgisi olmadan paketi yapan firmalarca son tüketim tarihi geçmiş ürünler konuluyor. Bu yönde şikayetler geliyor. Geçen yıl çok gelmişti. Bunlar hayır yerine insanların sağlığıyla oynayarak karşı tarafı daha fazla masrafa sokuluyor. Çünkü o son tüketim tarihi geçmiş ürünler insanlarda belli bir zehirlenmeye vesaire diğer hastalıklara yol açıyor. Ve sağlığını kavuşabilmek için de bir yıl masraf etmek zorunda kalıyor. Buradan bu tür yardım yapacak kişilerin mutlaka o paketleri yaptırdıkları yerlere ısrarla son tüketim tarihi geçen paketlerin kullanılmaması yönünde uyarı yapmaları, tüketicilerin de bu paketleri aldığında mutlaka son tüketim tarihlerini kontrol etmeleri gerektiği yönde uyarılarda bulunmak istiyorum. Evet, hırsızlığın yasallaştırılmadığı bir Türkiye diliyorum ben de. Son sözüm bu olsun. Sistem insanlara daha çok tüket diyor. İnsanlar da diyor ki bizim diyor daha çok tüketebilmemiz için sizin de sistem olaraktan gerekli ekonomik ortamı sağlamanız gerekiyor. Ülkeyi yönetimi de çok geçmişten beri aman aman büyük farklar yok. Diyor ki herkes kendi diyor filmine baksın diyor. Öyle diyor servet üretilen bir değermiş meğermiş diye düşünmeyin diyor. Yani bunu da diyor ganimet olarak niteleyin. Ve borçlanın, borcunuzu ödemeyin, devlet affeder. İşte kaçak elektrik kullanın, fark etmez. Devlet burada tabii tersine kaçak kullananı tüketicinin cebinden finanse ediyor, affediyor. Gayet doğal hadiseler. Aslında adam gibi üretsek, adam gibi paylaşsak ve Türkiye'deki madem ki özel sektör marifetiyle kalkınmayı tercih etmişiz, Türkiye'deki müteşebbisin önündeki her türlü engeli kaldırsak, şimdi bu elektrik fiyatlarındaki artış, bu şekilde gelecek olan artış sonuçta sanayicinin de cebini yakacak, tacirin de cebini yakacak. Zaten dünyada en yüksek enerji maliyetleriyle karşı karşıyayız. Bunun yanında gene dünyada işçi ücretleri üzerinden alınan gelir vergisi stopajı babında ve sosyal güvenlik primleri babında dünyada herhalde ilk sıradayız. Dünyada hiç kimseye arkadaş 100 lira kazanıyorsun. Bunun 30 lirasını ver ben senin geleceğine garantiye alayım derseniz gülerler. Biz %36 sosyal güvenlik primi alıyoruz. Aslında bunların hepsi de tüketiciyi cezalandırıcı konular. Evet, evet. Ama görünürde
ödüllendirme. Diyor ki kamu spotu yayınlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik yap. Sigortalı ol, sigortalı çalıştır. Ülkenin geleceğine şuna buna. Yani diyor ki kardeşim siz primleri ödeyin. Biz diyor gereğini yaparız diyor. İşte gereğini yaparız deyince de gereği nereye geliyor? Finans etkilerimiz açık çok. Evet, açıklıklar artıyor. Evet, bu vesileyle ben size iyi akşamlar diliyorum. Ayrıca yağmurlu günler diliyorum. Çünkü havalar bayağı değişik gidiyor. Yağmur düşerse hepimiz rahatlarız. Sağlıklı, mutlu, güzel günler. Her zamanki gibi sizin de karanfiliniz kırmızı açsın. Sizin de oğlunuza güneş vursun. Allah her türlü şer sahiplerinin şerrinden sizlere esirgesin. Sonuçta gene konuyu Allah-u Teala'ya havale etmiş olduk. Biz kullar olarak ancak kulları bilinçlendirmek, aydınlatmak ve elimizden geldiğince doğrularda buluşturmak tabii ki geçmiyor. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.